fikirleriyle ve söylemleriyle sürekli gündemde olan isimlerden bir tanesi. Cübbeli Ahmet'le hayat sizi bir gün karşılaştırıyor. Hemen olayı özetlemek isterim. Şimdi kendisi belki bilmeyenler vardır. İsmail Ağa cemaatinin önde gelen mensuplarından bir tanesi Ahmet Mahmut Ünlü. Antalya'da havalimanında denk düşüyorsunuz. Siz Antalya Altın Portakal Film Festivali onur ödülü almak üzere davet ediliyorsunuz. Kendisi de aynı belediyenin bir başka organizasyonu için orada. Tabii yine tesadüf eseri organizasyona görev yapan görevliler minibüsleri karıştırmış, sizin ulaşım minibüslerini ve sizi Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün minibüsüne yönlendirmişler ve siz orada karşılaşıyorsunuz. Tabii Cübbeli Hoca gelince siz oradan inmek durumunda kalıyorsunuz. O sırada Cübbeli Ahmet'e hakaret ettiğiniz rivayetleri var. Şimdi detaylandıracağım. Kendisi bu konuda şöyle demiş. Sinirlendiğini gördüm ama bana değil, organizasyonaydı. Benim kulağıma öyle bir hakaret gelmedi. Hatta arkadaşlar sordu. Hocam o Bilo filmlerini çok izledik. Üzerimizde hakkı vardır. Bir selam verseydik demişler arkadaşları kendisine. Ben hiç izlemedim. Beni alakadar etmez dedim. Bu şekilde o karşılaşmayı anlatıyor ama bana hakaret edip etmediğini İlyas Bey'e sorun diyor kendisi bu olayı anlatırken. Şimdi ben sizi karşımda görmüşken o karşılaşmada neler yaşandı sizden dinlemek isterim. Ayrıca Ahmet Mahmut Ünlü sizin hiç filminizi izlememiş. Kendisine bir öneriniz olur mu? Onu da rica edeceğim ama asıl soru gelsin. Cübbeli Ahmet Hoca hangi İlyas Salman filmini mutlaka izlemeli? Talihli Amele. Çünkü o bir sınıf filmidir. Yani bayağı sosyalist bir filmdir. İşçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki problemi anlatır. Ana çelişkiyi anlatır. Uzlaşmaz çelişki, antagonizmayı anlatır. Onu izlesin. Ayrıca orada söyledim ben. Arabada görür görmez dedim ki bir gün Atatürk gelecek hepinizin anasını ağlatacak dedim. Ve indim arabada. Bu kadar söylediğim. Arkadan da ne söylediğini kendisi söylüyor işte. Hiçbir şey dememiş bilmem ne falan. Dedim bir gün Atatürk gelecek tekrar dedim. Ananızı ağlatacak sizin dedim. Sadece o kadar.